Sungur nerede ya? Ne Face'de ne YouTube'da yayın açıyor. Arkadaşlar ben Halk TV'de yayın açıyorum artık yayınları. Halk Sungur TV'ye, Halk TV'ye transfer Halk oldu. Halk TV'ye transfer oldum. Bundan sonra uzamalı kısamalı hortum ve Atatürk setine satışlarını da oradan yapacağız. Ne uzamalı kısamalı hortum satıyorlardı onlar bir ara değil ya mi? Ya ne satmadılar ki abi. Benim bile üstüme Atatürk fotoğrafı yapıştırıp satacaklardı bir ara yani. Ay. Atatürk fincanı satışlarımız Halk TV'de devam ediyor. Öf, neyse. Hadi açalım oyunu yavaştan Gral. Ya aç bakalım mavi kumandayı. Sen şey seçtin mi kurgularken Valhalla'yı? Aşağıda oyun gösteriyor ya. Seçtin mi onu? Hmm. Vay be. Yayıncı değiliz ama biz de anlıyoruz bir şeylerden. Kabe TV de yapıyor yayını Ramazan Özel. Vallahi onlarla da görüşme halindeyiz arkadaşlar bakalım. Bir de sen bizi görebilsen o stadı bitmilerde. Niye? Gülüyor musunuz o yüzden? Genel anestezi alarak operasyon geçirdin mi? Bu hafta bir operasyonum var, çok korkuyorum. Yok, ben geçirmedim ama daha geçen haftalarda kardeşim geçirdi. Ben sağ geçirdim. Salim girdi, sağ salim çıktı yani. Ben bir şey geçirdim, olmadı. Korkacak bir şey yok. Yani korkacak bir şey yok yani gerçekten. Evet. Yatacaksın işte, Finlandiya'ya gidiyorsun. Bir süre sonra kendine geliyorsun, inanılmaz suslamış uyanıyorsun. Hiçbir şey hatırlamıyorsun. Ondan sonra kendine geliyorsun yavaş yavaş. Gerçekten atla deve bir şey değil yani. Evet, sakin olun. Bir de ameliyata falan gireceksen ruh durumunun iyi olması önemli. Sakin ol, mutlu ol, neşeli ol. Mümkün olduğu kadar. Abla yanındaki kim? Misafir çocuğu mu? Tanıdık geliyor. Hemen unuttunuz mu Sungur'u? Aa bak, Yasin demiş ki anestezi teknikeriyim, var mı sorun demiş ya. Aa bak süper. Vallahi hatta anestezi rahat bile oluyor arkadaşlar. Ben ne zaman anestezi alsam şey oluyorum böyle, oh diyorum ya. Dünya varmış. Ne öyle bir sürü şey takıyormuşuz kafaya oluyorsun. Anestezi illegalleşsin. Chico TV. Var mı gerçekten öyle bir yer? Chico TV. Chico TV şey işte. Günhan'ın uydurduğu tuhaf mecralardan biri. Ha. Günhan'ın yayına da gelip sormuşlar. Sungur nerede, Sungur nerede diye. O da şey yapıyor yani. Abi sen merdiven altı Çin mecralarına geçmiş gibi makara yapıyor böyle. Zibo TV'de. Çaça TV'ye geçti. Keke TV'deyiz bu hafta. Bizi izle düzelirsin Staço. Staço'nun manda çiğneme hikayesi. Bak nefes neye takılmış diyor ki uyanamamaktan korkuyorum diyor. Yahu o zaman... Ya uyanıyorlar. İnsanlar uyanıyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Yahu asıl uyanamayacaksan hiç korkmayacaksın. Düşünsene sonsuz bir uykunun içerisinde rahat rahat bulutlarda süzdün efendim. Yani... Atıyorum, yani nefesçim şöyle düşün, anesteziyi almışsın, bayılmışsın artık. Uyanamamaktan korkmak çok anlamsız. Çünkü şu daha kötü olur, uyanıyorsun yanlışlıkla, aa nefes hanım kusura bakmayın yanlış kolunuzu almışız diyorlar şimdi, bu daha kötü. Sen de daha beter etme ya. İşte anladın mı? Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Mis gibi uyuyorsun, tamam mı? Uyanırken de biraz saçmalıyorsun, sonra diyorsun ki aa ne güzel kafa yaptı bu, bundan bana her gün verseler keşke falan diyeceksin. Sonra normal haline döneceksin, bir şey yok. Dilin filan sarkıyor biraz. Ay hayır hiç öyle bir şey yok be. Benim kardeşim girdi çıktı ameliyata geçen 2 hafta önce. Hiçbir şey olmuyor. Can abi deme. Ya bak gördün mü uyanmak daha korkutucu olabiliyor bazen. Müthiş moral verdin Cesi. Ben çok bekledim kardeşim anestezi etkisindeyken saçmalasın da güleyim diye. Maalesef saçmalamadı mesela benim kardeşim. Aa ben parmağım koptuğunda ameliyata girerken... Aldığım anesteziyle neler anlatmışım neler yani. Aa, bir de çünkü ya herhalde buranın işte bu parmak kopunca üzerinde çalışmak için önce lokal anestezi yapıp sonra beni komple bayılttılar. Yani bir noktaya kadar şeyi hatırlıyorum. Bunun üzerinde çalışırken gördüm ben yani konuşuyordum o sırada da. Bir de çocuksun. Çocukluk da var. Doktorlar da zaten biliyorlar hani anestezi kafasını. Abik gubik şeyler soruyorlar biraz da makaraya sarmak için seni. Bayağı inceden taşacak geçmişti doktorlar beni yani. Kızlar var mı falan filan diye soruyorlar. İyi falan diyorsun. Beni. Yok kimse bana bakmıyor. Doktor amca falan mı dedin? İnselim ben abi. Bizi beğenmezler. Ben dedeme sövmüşüm diyen var. Nasıl ya? Dedene mi sövmüşsün? Ya bir tane çocuğun videosu vardı ya. Ailesi almış videoya.
Ama çocuğun da izniyle yayınlamışlar. Sosyal medyaya düşmüştüm. İlk izlediğimde hem çok gülmüştüm hem de biraz kötü hissetmiştim. Lan çocuğun haberi var mı acaba diye. Sonradan yayınlayan kişi ablasıymış. Evet, kardeşimin haberi var falan demişti. Çocuk böyle yeni yeni uyanıyor anesteziden. Diyor ki ablası buna, doğum yaptın, doğum yaptın diyor. Ne, doğum mu yaptım? Ama ben kimseyle birlikte olmadım ki diyor. Ay yazık. Tamam mı? E olmuşsun birileriyle işte, hamile kalmışsın, doğum yapmışsın diyor, tamam mı? Hayır, ben kızı olan kızım mı? Bir şey diyor orada. O olamaz öyle bir şey falan erkek diyor. Erkek mi bu? Erkek çocuğu, 19-20 yaşlarında. Ondan sonra en son diyor ki, kızım mı oldu, oğlum mu oldu? Diyor ki, oğlum oldu diyorlar. Ay bir de oğlan mı oldu diyor. Ona daha çok üzülüyor, başlıyor ağlamaya. Oğlan mı oldu, oğlan mı oldu? Kafasına kim geliyor acaba? Çünkü ay o kadar komik ki ya. Bak mesela Tensor Hu da şey yazmış, ben anestezi etkisiyle cinsel kimliğimi ele veririm falan diye korkuyorum diyor. Aa, ya kızım oğlum artık bireyim. Yani diyeceksin ki ben ne dedim biliyor muyum ya? Dizideki bilmem kim adamını... Anestezi etkisi altındasın. Ha, dizideki bilmem kim aklımda kalmış. Netflix dersin. Netflix okuyor beynimize dersin. Görüyorsunuz ha, dersin. Şey diyordu, ben daha kendim çocuğum, nasıl bakacağım o çocuğa falan diyor. En sonunda kız mı oğlan mı diye soruyor. Oğlan de diyorlar. Oğlan deyince bir ağlıyor. Allah'ım yarabbim, çok komikti ya. Kimisini de ameliyathaneye götürmeden bayıltıyorlar odadayken. O da daha rahat oluyormuş. Ay, çok komikti. Anesteziden korkmayın yani. Anestezisiz ameliyattan korkun. Bak. O hiçbir şeyden korkmayın arkadaşlar. Hiçbir şeyden korkmayın. Tamam mı? Ay ne gülmüştüm. Doktor çocuğum. Dese ki ameliyat yapacağız ama anestezimiz bitti. Daha kötü değil mi? Yani düşün, orta çağda afyon şurubu falan içiriyorlar. Tabii. Ne yapsınlar? Doktor tuhaf geliyor, elinde kemerle bunu ısırın diyor. Falan yani. Giriyorsun operasyona, olur mu öyle? Şükret, 2021 senesinde yaşıyorsun. Anestezideyken veya sarhoşken gay olduğumu söylemek benim de en büyük korkularımdan. Arkadaşlar reddederseniz, bu kadar korkuyorsanız niye? Yani sarhoşken gay olduğunu söylesen ne olur? İçebilen insanlar yine de homofobik olabiliyor mu ya? Ya yani bu, içiyorsun sarhoş olacak kadar ama homofobiksin. Bu olabiliyor mu gerçekten? Dersin ki içmişim abi, kafam bulanmış, kusura bakmayın dün saçmalamışım dersin yani. Şey gibi bir şey yok ki. İnsanlar anestezi alınca ya da alkol içince sadece gerçekleri hönkürerek itiraf ederler diye bir şey yok yani. Tabii. Ya çocuk hamile olduğuna inandı. Oğlum oldu diye ağladı diyorum. Bizim, anestezi etkisi bu yani. Bizim arkadaş içince Atatürk Atatürk diye ağlıyor masada yani arkadaşlar yani. Alkollüyken ya da bir şeyin etkisi altındayken her şeyi söyleyin. Yapışın birinin dudağına, ondan sonra deyin kardeşim kusura bakma alkollüydü, bahaneniz olsun. İçip emek arkadaşımı arıyordum ya. Ankara'dan İstanbul'a taşındığım zamanlar. Gecenin ikisi, sabahın dördü. Emek ben seni çok özledim diye, eski sevgilim gibi. Yani Taksim'in ortalarında emek falan, böyle sümüklerim akıyor. Arkadaşımı özlüyorum. Yani her şey olabilir. Vibus da ne demiş bak, annem komadan ayıldığında dolabın üstünde cüceler var, çüklerini sallıyorlar diyor. Sorun olmaz yani diyor. Anladınız mı? Yani senin geyliğin kalsın yani, anladın mı? Bir derdiniz olsun. Canım anestezi çekti, böyle anlatılmaz ki diyor. Ay. Kral. Şey, kulaklığımız nerede? Ha, kulaklığı açayım. Bunun şarjı var mı kral? Var aşkım, yoksa da değiştiririk. Al, bu da kumandan. Hah. Hadi öldür şimdi hepsini. Bu ekranda mı oynayacağım bir tane? Bizi küçülteceğim mi? Küçülteyim mi? Küçülttüm. Hadi bakalım, buyur. Evet. Ben ne yapacaktım? Kill, cute ve spy. Ben böyle bir yerde mi kaldım? Kuşum da var. Cute ve spy nerede? Ya en son siz yemek yiyordunuz da vay kasabaya adam saldırıyor falan filan dendi. Ha. Kasabadan dışarıya koştum. Bir şey diyeceğim. Adam nerede? Şu yeşil şey mi adam? Yeşil şey adam, evet.
Ben X'e basınca geri gidiyorum. Elden Ring'den sonra her şey çok manasız geliyor ya. Ha böyle atıyormuşum. Bir dakika. Böyle nişan alıyorum, atıyorum. Tamam. Diğer silahlarımı nasıl şey yapıyordum? Ya bizim üniversitede bir arkadaş içtikten sonra blackout yaşamış arkadaşlar. Herif başka bir apartmanda şeyin üzerinde uyandı ya. Bu daha az tüketiyor. Birden çok girecekse... Yıldız'da okuyordum ya ben. Hmm. Beşiktaş'ta içtik. Adam dedi ki ben gidiyorum eve. Tamam abi falan. Hani tamam. Şeyimiz iyi. Hani iyi gözüküyor, tamam mı? Ertesi tamam, gün aradı bizi. Abi dedi benim başıma ne geldi ya, ben soyuldum mu falan diyor. Ne oldu lan dedik. Hiçbir şey kaybolmamış ama Üsküdar'daydı bu. Beşiktaş'tan Üsküdar'a motorla geçmiş. Sonra... Kendi mahallesinde başka bir apartmana gitmiş. Anahtar da uyumayınca kapıyı açamıyorum zannedip zilleri çalmış. İçeriye de giremeyince şeyin üzerinde uyumuş. Ne o? Apartmanın dışında pas, ne olur? Paspasın üzerinde, paspası almış üzerinde uyumuş orada. Yani o yüzden bay sarhoşken gay olduğumu söyler miyim ya? Hiçbir şey olmaz ya. Sarhoş kafasıdır yani. Sevgili YouTube, bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.